kıyda büyük tıkkı yapmaz. Vur, 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 emperyal içine vur. Vur, 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 diktatörlere vur. Tekil bireysel slogan atmayalım. Biz buradan slogan vereceğiz. Sloganlarımız 3 kere tekrarlanmasını istiyoruz. Örnek olarak başlayalım. Katil İsrail, Filistin'den defol. Katil İsrail, Filistin'den defol. Katil İsrail, Filistin'den defol. Peygamberlerimizin ruhlarına hediyeler olsun diye ilk insandan bugüne kadar mazlumların yanında mücadele vermiş tüm şehitlerimizin, özellikle Filistin'deki şehitlerimizin ruhlarına hediye olsun diye, bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizin ruhuna hediye olsun diye ve alemlerin Rabbi bizden razı olsun diye programımızı alemlerin Rabbinin sözüyle açacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak üzere Şehitler Camii İmam Hatibi ve Evrensel Hafızlar Derneği Başkanı Sayın Adem Deli Hocamızı sahneye davet ediyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى
الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا الرحمن الرحيم إذا جاء Gazze'ye selam, direnişe devam. Gazze'ye selam, direnişe devam. Müslüman kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma kardeşine sahip çık. Tokat bir bir seda ile tekbir. Tekbir. Daha yüksek sesle tekbir. Var olunuz, sesiniz, sedanız hep böyle yüksek olsun. Teşekkür ederiz. Omuza. Halkı, katil İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını lanetlemek için burada toplandık. Mescid-i Aksa ve ümmet sevdalısı Tokat halkına selam olsun. Hoş geldiniz. Bu güzelliği. Sağ olunuz, var olunuz. Aksa kanımız feda olsun canımız. Aksa kanımız feda olsun canımız. Aksa canımız feda olsun kanımız. Bilirim, değerli sivil toplum gönüllüleri, gönlü Filistin davasıyla yanan değerli Tokatlılar. Bugün burada Milli İrade Platformu, Tokat Filistin Dayanışma Grubu olarak adalet, özgürlük ve insan hakları için birlikte sesimizi yükseltmek amacıyla toplandık. Filistin halkının acılarına ve mücadelesine destek olmak için birçok sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle bir araya geldik. Bugün Filistin topraklarında yaşanan adaletsizliği, soykırımı ve zulmü protesto etmek için buradayız. Filistin yıllardır işgal altında adaletsizlikle boğuşuyor. Filistinliler topraklarından zorla ayrılıyor. Küçücük masum çocukların evleri başlarına yıkılıyor ve insan hakları sürekli olarak çiğneniyor. Siyonist İsrail Devleti görülmemiş bir zalimlikle milyonlarca sivili açlık, hastalık ve çaresizliğe mahkum ediyor. Hem de sözde medeni dünyanın gözü önünde. Siyonistlerin bağnaz ve gözü dönmüş emelleri için bir vatan yerle yeksan oluyor. Nesillerce insanı öksüz, yetim bırakan, Müslümanlara gün yüzünü haram eden, hadsiz, hudutsuz İsrail terörünü lanetliyoruz, lanetliyoruz. Tüm bu vahşete rağmen Filistin haklı davasında umutsuzluğa kapılmadan mücadele etmeye devam ediyor. Filistin'in özgürlüğü sadece Filistinlerin değil, başta Filistin'de olmak üzere bütün dünya üzerindeki Müslümanlara karşı zulümleri, tüm dünyaya karşı zulümlere de dur demeye vesile kılsın. Değerli dostlar, bugün Orta Doğu'da terörist bir devlet, kana susamış bir canavar var. Bu devletin, bu devletçiğin adı, bu canavarın adı İsrail. Evet, orada bir
tek taraflı bir savaş var. Bombalar yağıyor. Hiçbir savaş hukuku dinlenmiyor. İnsanlar sırf Müslüman oldukları için, sapkınca fikirlerini yerine getirmek için birileri oralarda şu anda operasyonlar yapıyorlar. Ha şunu diyebiliriz bazıları. Ya bu savaş bizim topraklarımızda değil. Bu savaş Filistin topraklarında. Bizim ne işimiz var buradaki bu savaşla, bu olaylarla diye diyebilir. Ama hayır, biz diyemeyiz. Demiyoruz da zaten. Başta Cumhurbaşkanımızın duruşuyla, söylemleriyle, bütün devletimiz mekanizmalarıyla bugün biz orada insanlığa karşı yapılan bu zulme, bu mezalime karşı dur demek için bir gür sedayla tüm dünyaya haykırıyoruz. Ve dur demiyoruz. Ve Filistin'i yalnız bırakmıyoruz. Zaten Filistin de yalnız değildir. Eğer biz Filistin'i yalnız bırakırsak, değerli kardeşlerim, sen yalnız kalırsın. Eğer Filistin'i biz yalnız bırakırsak, ben yalnız olurum. Biz yalnız oluruz. Onun için asla Filistin'i yüzyıllardır ecdadımız nasıl yalnız bırakmadıysa, biz de yalnız bırakmayacağız. Değerli hemşehrilerim, kıymetli tokatlılar, Siyonist rejim, Siyonist düşünce hepimizin bildiği gibi 1947'den itibaren Filistin topraklarına tecavüz ediyor. Mütecaviz bir şekilde orada Müslümanların o kutsal topraklarını işgal ediyor. Ve tüm dünyaya, tüm insanlığa da savaş açıyor. Ve ateş yakıyor. Ve ateşi devamlı da havlıyor. Ama biz biliyoruz ki o yaktığı ateş inşallah onları yakacaktır. İnşallah tüm insanlık dualarıyla inşallah çok kısa sürede İsrail'in de sonu gelecektir. Biz buna inanıyoruz. Rabbimize inanıyoruz. Ama burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Nerede durduğumuzdur. Ne yaptığımızdır. Nasıl bir aksiyon aldığımızdır. Bence önemli olan da budur. Bugün hamdolsun Türkiye olarak ayaktayız. Kıyamdayız. Dualar ediyoruz. Yine dilimizle, gönlümüzle, kalbimizle bir Müslüman'a görev ne düşüyorsa bunu yapıyoruz. Çünkü der ya ayeti kerimede müminler kardeştir diye. Evet, biz o kardeşliğimizi ortaya koyuyoruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar sevmekte, birbirini kollamakta, bir vücudun azaları gibidir der ya. İşte biz de bir vücudun azası gibi, onlar üzülüyor, biz üzülüyoruz. Orada çocuklar şehit ediliyor. İnan akşam uyuyamıyoruz. Ağzımızın tadı yok. Gönlümüz kırık. Ama kalbimiz hüzünle ve öfkeyle dolu. Bunu da hepimiz biliyorum ki siz de hissediyorsunuz. İşte böylesine bir süreçteyiz. Bize düşen görev budur. Bir defa Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu çalışmaların yanında durmaktır. Onun yürütmüş olduğu bu diplomasiye sahip çıkmaktır. Tabii ki gönül ister oraya gidelim ama her şeyi de tabii ki yerinde yapmak gerekir. Ama şuna inanın ki bugün Türkiye'miz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde her yerde çok açık yüreklilikle bir terörist devlettir diye İsrail'le ilgili bu cümle kullanılmaktadır. Yine bütün Birleşmiş Milletler'de, bütün Batı ülkelerindeki devlet adamlarıyla bu zulme dur deme anlamında Türkiye bugün başroldedir. Her yerde gür bir şekilde Filistin'in yanında olduğunu ifade etmektedir. Bu da yüzyıllar boyunca bizim ecdadımızın bize bıraktığı bu mirasın bir temsilcisi olarak bize yakışandır. Tıpkı yüzyıllar boyunca her yerde barışı tesis eden bir milletin evlatları olduğumuz gibi bugün de burada bir tavır sergiliyoruz, bir duruş sergiliyoruz. Tokatımızın valisi, değerli milletvekilleri, siyasi partilerimizin değerli başkanlarıyla, Ankara'dan gelen Diyanet Sen Genel Başkanımızla, rektörümüzle, Milli İrade Platformumuza bağlı bütün sivil toplum kuruluşu örgütlerimizle ve siz değerli dostlarımızla burada hep beraber
Filistin'in işgaline, soykırıma dur diyoruz. Rabbim zulme karşı omuz omuza, Tokat valimiz, çok kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve elbette ki aynı kıblede, aynı secdede, aynı semada, aynı acıda, aynı gözyaşında, aynı zaferde, aynı umutta birleşip bugün Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda yüreklerini bir araya getiren güzeller güzeli hemşerilerim, hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün elbette ki bu meydana Medine-i Münevvere'yi 6 ay çekirge yiyerek savunan Fahrettin Paşa'nın hatırasıyla birlikte geldiniz. Bugün buraya Allahu Ekber dağlarında size bir vatan bırakabilmek için -40 derecede donarak şehit olan Anadolu çocuklarının hatırasını omuzlayarak geldiniz. Bizim Galicia'da ne işimiz var? Bizim Yemen'de ne işimiz var? Bizim Hicaz'da ne işimiz var demeden size iffetinizle ve namusunuzla yaşayacağınız bir vatan bırakabilmek için bilmedikleri diyarlara gidip şehit olup o isimsiz mezarlıklarda şehitliklerde yatan dedelerinizin aziz hatıralarıyla toplanıp geldiniz. 1000 kere hoş geldiniz, 1 milyon kere hoş geldiniz. Bugün tüm dünya mazlumlarına, başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Karabağ'daki kardeşlerimize, Yemen'deki kardeşlerimize, Bosna'daki kardeşlerimize ses olmak için, ses vermek için bir araya geldiniz. Bizim bu meydanda toplanıp ses vermemizden ne çıkar diye düşünmeyin. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusu İzmir'e çıkıp son mukaddes İslam coğrafyasını Yunan çizmesiyle ezmeye yeltendiğinde ilk sesi buradan, Niksar'dan yine sizler vermiştiniz. 16 Mayıs 1919'da Tokatlılar toplanıp Yunan ordusunun İzmir'e çıkışını ilk protesto eden memleket oldu. Sonra ne oldu demeyin. Sizin sesiniz bütün Anadolu'da yankılandı. Milli mücadelenin meşalesini yaktınız. Birbiri ardına iman orduları kurup Anadolu'nun dört bir yanını İslam... Gazze'nin ümmeti diriltecek ümmeti. Gazze'nin izzeti diriltecek ümmeti. Sesiniz İsrail'den duyulsun Tokat! Tekbir! Teşekkür ediyorum. Yeryüzüne adaleti ve merhameti hakim kıldı. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Filistin toprakları tam 400 yıl Osmanlı'nın egemenliği altında huzur ve barış içerisinde. Bütün dünya neyi konuşuyordu? Pax Ottomana. Dünya literatüründe Osmanlı barış. İnşallah Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe, çeşitli imkanlara kavuştukça biz bu dünyaya adaleti ve merhameti hakim kurmak için, barışı, sevgiyi, hoşgörüyü hakim kurmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün bütün dünya sınıfta kaldı. İslam dünyası sınıfta kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka, Türkiye'den başka dünyaya bu zulmü, bu alçaklığı haykıran hiçbir dini İslami ülkelerin lideri yok. Batı dünyası zaten İsrail'in kukası olmuş durumda. Televizyonlara bakamıyoruz. Benim bu zulme razı olanları bütün dünya, bütün insanlık tarihi unutmayacak. Bu coğrafyada, Anadolu topraklarında biz çok zulümler gördük. Rus mezalimini gördük, Yunan mezalimini gördük, Moğol istilalarını gördük ama 21. yüzyılda bütün dünyanın gözü önünde canlı yayında sivil insanların yerleşim yerlerinin
annelerin, çocukların, camilerin, kiliselerin, hastanelerin bombalanmasını bir vicdan nasıl kabul edebilir? Buna insanım diyen kim razı olabilir? Bunun için duruşumuzu ortaya koymaya buraya geldik. Sağ olun, pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdunuz, destek verdiniz. İnşallah bizim mücadelemiz Şaban Bey'in dediği gibi burada devam edeceğiz. Biz eylemlerimize devam edeceğiz. Biz Türk milleti olarak bu zulmün bitmesi için, bu zulmün son bulması için, yeryüzünde adaletin ve merhametin hakim kurması için çalışmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Ben Milli İrade Platformu'na teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkür de Sayın Valimize yapmak istiyorum. Geçmişte bu tokat şehit cenazesini kırmadan caminin dışında bekleyen valiler gördü. Bugün devletin valisi, Tokat valimiz Filistin mitingine geldi. Sağ olun Sayın Vali. Allah hepinizden razı olsun. İşte buluşanlar aynı eylemde buluşmadıkları müddetçe kurtuluşa eremezler diyor. Allah'ın izniyle biz bu çalışmalarda görüyoruz ki tüm kalbi Kudüs diye atan tüm kardeşlerimizin, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, normal çalışma alanları ne olursa olsun, tüm siyasi partilerimizin bu anlamda bu hassasiyeti, şuuru taşıyan siyasi partilerimizin de hep birlikte bir araya gelerek söz konusu Kudüs'se, söz konusu Gazze ise, söz konusu İslam'ın, Müslümanların izzet, haysiyet ve şerefi ise geri tarafı teferruattır diyerek bir araya gelerek bu faaliyetleri yapması çok kıymetlidir. Bir kez daha ben sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Selam olsun onlara diyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yine bazıları çıkıyor. Şu sıkan YPG'ye terörist diyemeyen alçaklar, Müslümanların izzeti ve namusu için mücadele eden Hamas terör örgütüdür diyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bu aziz millet inşallah bunlara da gerektiği yerde, gerektiği şekilde cevabını vereceklerdir. Bu Siyonist uşaklarına da bizler, sivil toplum kuruluşları bu mücadeleyi vereceğiz. Onlarına da haklarını bildirilme noktasında, hukuk çerçevesinde gerekenleri yapacağımızı da ben buradan beyan etmek istiyorum. Yeter ki siz birliğinizi, beraberliğinizi daim eyleyin. Saflarınızı sık tutun. Aranızdaki şeytanları çıkarın. Kardeşliğimizi daim kılalım ve bunlarla hep birlikte inşallah mücadele edelim diyorum. Nasara din. Allah'ım dinine yardım edenlere yardım et. Allah'ım dinine yardım edenlere yardım et. Allah'ım dinine yardım edenlere yardım et. Vakzul men hazelel müslümin. Vakzul men hazelel müslümin. Vakzul men hazelel müslümin. Ya Rabbi, Müslümanları yalnız bırakanları yalnız bırak. Ya Rabbi, Müslümanları yalnız bırakanları yalnız bırak. Evet değerli dostlar, Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Hemşerimiz, kıymetli genel başkanımız Ali Yalçın Başkanım'ın da ben selamlarını getirdim. Onların da selamlarını iletiyorum. Fazla sabrınızı da zorlamak istemiyorum inşallah. Gazze'ye, direnişe, Hamas'a, Tokat Meydanı'ndan 1000 kez selam diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, bütün güzellikleri üzerinize olsun inşallah. Allah'a ve salatu ve selamu ala Resulillah. الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على جميع النعم التي أنعمتها علينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين İleride vurulan kardeşlerimiz var. Sivil sığınma kamplarında vurulan kardeşlerimiz var. Ambulanslarda vurulan kardeşlerimiz var. Allah'ım cümle hastalarımıza, yaralılarımıza, Şafi ismin hürmetine acil şifalar ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi, orada şehit olan kardeşlerimizin
cennet şahitliklerini, şehitliklerini kabul eyle ya Rab. İhtiyaçlarını gider ya Rab. İhtiyaçlarına, sıkıntılarına, zaferlerine bizleri de vesile eyle ya Rab. Ya Rabbi, Gazze'de cihad eden Müslümanların yüz akı, ümmetin umudu, mücahitleri koru ya Rab. Mücahitleri koru, yaptıklarını isabet ettir ya Rab. Bileklerini keskin eyle ya Rab. Görüşlerini keskin eyle ya Rab. Allah'ım onların destekçisi ol ya Rab. Onların destekçisi ol ya Rab. Peygamber emaneti olan, Miracın merkezi olan, Selahaddin Eyyubi'mizin emaneti olan, Cennet mekan Abdülhamid Han Hazretlerinin emaneti olan Kudüs'ü muhafaza eyle ya Rab. Kudüs'ü muhafaza eyle ya Rab. Allah'ım özgür Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı, özgürce namaz kılmayı bizlere nasip eyle ya Rab. Ebu Ubeyde'nin dediği gibi Osmanlı'nın torunlarıyla orada ibadet etmeyi, hep beraberce orada da toplanmayı şu necip millete nasip eyle ya Rab. Allah'ım Gazze'deki kardeşlerimizin yolları kesildi. Kapılar yüzlerine kapandı. Dünya kör, sağır, dilsiz oldu. Onlara senden başka yardım edecek kalmadı. Fil mescidil aksa muharrara. اللهم إن إخواننا في غزة لقد تقطعت بهم الأسباب لقد تقطعت بهم الأسباب وغلقت في وجوههم الأبواب وغلقت في وجوههم الأبواب ولم يبقى لهم سواك يا رب العالمين. Onun için geliyorlar. Gazze'de Messi adasında ABD uçak gemileri park etmiş vaziyette, demirlemiş vaziyette. Bunların bu ülkede ne işi var? Bunların bu Akdeniz'de ne işi var? Bunların böyle ülkelerine karşı özellikle ülkemize karşı kullanılmayacağının ne garantisi var? Bu gemiler 400 kilometre karelik Gazze'ye karşı kullanılacak bir gemiler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, bu gemiler milli güvenliğimize doğrudan birer tehdittir. ABD ve Avrupa'nın hedef ülkesi Türkiye'dir. Aksa tufanı ile ortaya koyulan bu direniş Filistin halkının zalimlere asla teslim olmayacaklarını bir kere daha göstermiştir. Bizler de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin başta olmak üzere tüm emperyalistlere karşı teyakkuzdayız. Evet, çocuklarımızı öldürüyorlar. Gazze'mizi eşi benzeri az görülmüş bir bombardımanla yerle bir ediyorlar. Evet, kendi kontrollerindeki medyalarında her türlü manipülasyonlarla, yalanlarla sanki Gazze'liler İsrail'leri öldürüyormuş, onların çocuklarını öldürüyorlarmış gibi görüntüleri, yalanları ortaya koyuyorlar. Hamas Tel Aviv'i vuruyor cümlesiyle, Hamas İsrail'li çocukları öldürüyor cümlesiyle kamuoyunu, dünya kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Hasılı 40 kahvenin 40 gecede didinip oluşturamayacağı kötülüğü bu aşağılık çete saatler, dakikalar içerisinde içimizdeki Siyonistlerin, Yahudilerin de destekleriyle oluşturuveriyorlar. Yetmiyor, hahamları çıkıyor, daha çok öldürün diyor, hepsini öldürün diyor. Fetvalarını veriyorlar, sosyal medya fenomenleri çıkıyor. Gazze'li annelerin çocukları kucaklarındaki halleriyle dalga geçiyorlar, komedi yaratıyorlar. Yetmiyor, ABD ve Avrupa'sıyla pislik çenesi kurarak İsrail'in katliamlarının tam arkasındayız bildirisini yayınlıyorlar. Savaş gemilerini gönderiyorlar, uçak göndereceğiz diyorlar, paranın hiç sınırı yok, asker ne lazımsa hepsini göndereceğiz diyorlar. Zalimler diyorlar ki, daha ne yapabilirim?
bu insanları yeryüzünden silebilmek için ne yapalım diye, ne yapabiliriz diye gece gündüz plan kuruyorlar. Her geçen gün ellerini büyütüyorlar. Bunlar oluyor. Evet, bunlar oluyor. Ama bakın, başka bir şeyler daha oluyor. Buraya da dikkat kesilelim. 2000'e yakın İsrailli köpeğin sadece 6 saat içerisinde gebertildiğini bu dünya gördü. Bu olaylar başladığı andan itibaren kafirlerin, köpeklerin işgal ettiği 200 bin Yahudi tarafından terk edildi. O işgal ettikleri alanları korktukları için kaçtılar gittiler. Ayrıca her gün görüyorsunuz İngiltere, Almanya, Avrupa Birliği topluluklarında her yerde görüyorsunuz. O kadar engellemelerine rağmen sizleri hapislere atacağız. Filistin bayraklarıyla eylem yapmayın demelerine rağmen insanlık ayakta. Sizin için teşekkür ederim. Selamun aleyküm dost, dost insanlar. Ben Ahmet Zidan, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Biyomühendislik Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bugün sizlere hayatında Türkiye'nin nasıl bir bağlantı kurduğunu, Türkiye ile ilgili nasıl bir bağ kurulduğunu anlatmaya geldim. Çocukken bize hocalarımız okullarda Osmanlı'dan bahsederdi hep. O zamanlarda bizim topraklarımız emin ellerdeydi diye söylemişler. Başka bir yandan dost bildiğimiz Mehmet amca ve ailesi vardı. Gazze'deki İHA şubesi müdürüydü. Kendisi çok merhametli ve cana yakındı. Beraberce Gazze'de bir takım savaşlara şahit olduk. Onların sayesinde Türk kültürüne yakından tanıma şansı olup ve Türkiye'yi merak etmeye başladım. Annem ve büyüklerimiz hep sizi anlattı. Ben çocukken sizi çok seviyordum. O nedenle Türkiye'ye geldim. Türk insanların insani yardımları ve Filistin halkına nasıl bir destek sağladığını kendim bizzat şahit oldum. Mutakip savaşlar sonucu kötü bir durumda bırakılan evlerin tamirleri, fakir insanların ihtiyaçları, sağlık sorunu ve yaralı olanların tedavileri ve öğrencilere okul sarf malzemesi ve buna benzer her şeyi Türk devletine ait muesseseler vasıtasıyla destekleri hepsi büyük bir katkıda oldu. Son savaşa kadar Türkiye'nin rolü. Tabii bununla başlarsak sabaha kadar bitmez. Ama bir kısmını söylemekte fayda var. Eskiden Türkiye'nin tarihini heyecanla okurduk. Ama Mavi Marmara'yla Mayıs 31'inde 2010 tarihinde Türkiye tekrardan kahramanca tarihi canlandırdı. Ve bugün de Müslümanların ve bugün Müslüman devletlerin arasında ilk Müslüman devletlerin arasında işgalciye dur diyen ilk devlettir. Ve bunu biz Filistinliler olarak asla unutmayacağız. Şimdi Gazze'de sahip olduğumuz her şey harabe dönüşmüş. Yerlere bağlı hatıralarımı hepsi mahvettiler. Sevdiğim insanları perişan. Arkadaşlarımı yerinden edilmiş ve şehit oldu. Akrabalarım yaralı ve şehittir. Evimiz ise ne durumda artık hiçbir fikrim yok. Ama olsun, hepsi Filistin'e feda. Size temin ederim ki bu 70 yılın zulmü hesapsız geçmeyecektir. Çünkü Gazze'deki çocuklar, Gazze'deki büyüyen bütün çocuklar hepsi Siyonist İsrail'e karşı yetiştiriliyor. Ve ben aynı şekilde yetiştirildim. Hepimizin içinde ümmet sevdası vardır. Ve görüyorum ki Tokatlıların bu sevdası da vardır. Son olarak öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve Tokatlı Müslümanlarına Filistinli öğrencilerin topluluğu adına çok teşekkür ediyorum. Siyonist İsrail'e karşı yaptıklarınızı ve yapacaklarınızından dolayı
minnettarız. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sağlıcakla kalın. İnnehu huves semi'ul basir. Ve ateyna Musa'l kitabe ve ce'alnahu huden li bani vurulan kardeşlerimiz var. Sivil sığınma kamplarında vurulan kardeşlerimiz var. Ambulanslarda vurulan kardeşlerimiz var. Allah'ım cümle hastalarımıza, yaralılarımıza şafi ismin hürmetine acil şifalar ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi, orada şehit olan kardeşlerimizin cennet şahitliklerini, şehitliklerini kabul eyle ya Rab. İhtiyaçlarını gider ya Rab. İhtiyaçlarına, sıkıntılarına, zaferlerine bizleri de vesile eyle ya Rab. Ya Rabbi, Gazze'de cihad eden Müslümanların yüz akı, ümmetin umudu, mücahitleri koru ya Rab. Mücahitleri koru ya Allahümme ahmil mücahidin. Allahümme ahmil mücahidin. اللهم سدد رميهم اللهم كن معهم معينا وناصرا ونامت العيون وأنت ملك حي قيوم اللهم احم المسجد الأقصى من اليهود الغاشمين واننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم شاف جرحاهم وأذل الشرك والمشركين.